Merhaba arkadaşlar. İletişim dersinin bu dönemki son konusu olan kurumsal iletişimle tekrardan birlikteyiz. Kurumsal iletişim konusunun alt başlıkları olarak kurumsal iletişimin tanımı ve işlevlerini, kurumsal iletişimin amaçlarını, kurum kültürü ve kurumsal iletişimi, örgütsel etkililik ve kurumsal iletişim ilişkisini, iletişim iklimini, kurumsal iletişim ve ile ilgili yaklaşımları, kurumsal kimliğin bir unsuru olarak kurumsal iletişimi ve bunun altında da kurum kimliği kavramı ve unsurlarını ve kurum kimliği ile bağlantılı olarak kurumsal iletişim yaklaşımını göreceğiz ve dönemimizi kapatmış olacağız. Hedeflerimiz şunlar. Bu videodan sonra kurumsal iletişimin tanımını ve işlevlerini kavrayabilecek, kurumsal iletişimin amaçlarını, kurum kültürü ve iletişim konusunu öğrenebilecek, kurumsal iletişim etkililiği ve iletişim iklimi konusunda bilgi sahibi olabilecek, kurumsal iletişimde yaklaşımları anlayabilecek ve kurum kimliği ve kurumsal iletişim ilişkisini tartışabileceksiniz. Şöyle bir girizgah yapalım. İnsanlık tarihi kadar eski olan iletişim kavramını günümüzde kurumlar için hayati önem taşıyan bir fonksiyon olarak ele almak yanlış olmaz. Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte kurumlar varlık gösterdikleri çevrelerine daha bağımlı hale gelmiş ve çevrelerinin beklentilerine cevap verme zorunluluğu hissetmişlerdir. Rekabetin yoğun yaşandığı 21. yüzyılda kurumların verecekleri cevaplarla olumlu imaj ve itibara sahip olmaları onları bir adım öne taşıyacaktır. Kurumların kendilerini toplumun bir parçası olarak görmeleri, toplum nezdinde meşruiyetlerini kazanmaları, toplumdan onay almaları, kurumun iç ve dış çevresiyle kurduğu iletişime bağlı olmaktadır. Günümüzde kurumsal iletişim çabalarının hedef kitlelerin fikir ve görüşlerine dayanması ve kurumun çevresiyle uyumlu hareket etmesi ve bu çabalar sonucunda karşılıklı bir yararın söz konusu olması beklenmektedir. Kurumun iç ve dış tüm hedef kitlelerine yönelik yaptıkları iletişim çabalarını ifade eden kurumsal iletişim kavramı uzun vadeli bir süreçtir ve stratejik olarak yönetilmesi gerekmektedir. Kurumun ilişki içinde olduğu çevresi ile iletişimi, medya ile ilişkiler, kriz iletişimi, sosyal sorumlulukları, paydaş yaklaşımı, konu ve gündem yönetimleri, kurumsal iletişim çabalarının gerekliliğini ortaya çıkarır. Kurumsal iletişim belli bir strateji içinde proaktif bir yaklaşımla uygulanır. Paydaşların karar alma süreçlerine katılımının önceden sağlanması için kuruluşlar iç ve dış iletişim işlevlerini kullanırlar. Bu ise stratejik yönetim ve planlama çabalarını ön plana çıkarır. Kurumsal iletişim, kurum kimliğini iç ve dış hedefleri ilettiği için de stratejik bir süreç olarak değerlendirilebilir. Bu bölümde arkadaşlar kurumsal iletişim kavramı kurumun değişen ve gelişen ortam koşulları çerçevesinde irdelenecek. Kurumsal iletişimin amaçları, kurum kültürü ve iletişim ilişkisi, kurumsal iletişim etkililiği, iletişim iklimi, kurumsal iletişim ile ilgili yaklaşımlar ve kurumsal kimliğin bir unsuru olarak kurumsal iletişim üzerinde durulacak. Bu video arkadaşlar kurumsal iletişime stratejik bir değer atfetmesi açısından aydınlatıcı olacaktır. Şimdi kurumsal iletişimin tanım ve işlevleriyle başlıyoruz. Öncelikle içinde bulunduğumuz teknoloji ve iletişim çağında kurumlar var oldukları sektör içinde diğer kurumlarla rekabet edebilmek, farkındalık yaratabilmek ve mevcut varlıklarını sürdürebilmek için tüm hedef kitleleri ile iletişim içerisinde bulunmak durumundadırlar.
Kurumsal iletişim en genel tanımlamayla kurumun iç ve dış hedef kitlelerine yönelik gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin bütünü ya da bütününü ifade eder. Diğer bir deyişle kurumsal iletişim kurumun işleyişini sağlamak ve hedeflerine ulaştırmak amacıyla gerek kurumu oluşturan çeşitli bölüm ve öğeler, gerekse kurum ile çevresi arasında girişilen devamlı bir bilgi ve düşünce alışverişi ve gerekli ilişkilerin kurulmasına olanak tanıyan toplumsal bir süreçtir. Kurumsal iletişim, şirketin bağıntılı olduğu gruplarla ilişkilerini düzenlemek amacıyla İç ve dış iletişim yöntemlerini mümkün olduğunca etkin ve verimli bir şekilde uyum içerisinde kullanan yönetimin bir aracıdır. Kurumun karar alma süreçlerini etkileyen iyi hazırlanmış stratejik iletişim planı çerçevesinde bir kurumun hedef kitlelerine yönelik olarak gerçekleştirilen iletişim çalışmalarının tamamıdır da diyebiliriz. Şimdi kurumsal iletişimde geleneksel yapıda bir kurumsal iletişim var, geleneksel. Bir de 21. yüzyılda yani çağdaş kurumsal iletişim var. Bunlar arasında ikisi arasında farklar var. Bunlar nelerdir? Hangi yönlerden ve nelerdir? Onlara kısaca bakalım. Öncelikle iletişimin temeli ve yönü bakımından geleneksel kurumsal iletişim her şey kurumun ihtiyaçlarını yansıtmaktadır. Geleneksel kurumsal iletişimde. 21. yüzyılda kurumsal iletişime baktığımızda ise paydaşlar arasında diyalog ve interaktiflik bulunmalıdır. Kanallar yönünden baktığımızda geleneksel kurumsal iletişimde uzman kişiler ve bölümler planlama, geliştirme, uygulama modelini kullanmaktadır. Çağdaş kurumsal iletişimde ise müşteri ihtiyaçlarına ve fonksiyonların bütünleştirilmesine önem verilir. İletişim odağı yönünden baktığımızda geleneksel kurumsal iletişim ulusal pazarlara hitap etme gerekliliği söz konusu olmaktadır geleneksel kurumsal iletişimde. Çağdaş kurumsal iletişime baktığımızda ise küresel pazarlara hitap etme gerekliliği söz konusu olmaktadır. İletişimin içeriği yönünden baktığımızda geleneksel kurumsal iletişimde kurumun finans gibi somut varlıkları nasıl kullandığına odaklanmaktadır. 21. yüzyılda kurumsal iletişime baktığımızda ise müşteri değeri önemsenmektedir. Farklılaşmanın temeli yönünden baktığımızda geleneksel kurumsal iletişimde ürün ve hizmetlerin kendine özgü satış önermeleri bulunmaktadır. 21. yüzyıldaki kurumsal iletişimde ise müşteri değeri önemsenmektedir. Yapısal faktörlere baktığımızda yine geleneksel kurumsal iletişimde iletişim kurumu tek parça olarak yansıtmaktadır. 21. yüzyıla baktığımızda iletişim işbirliklerini, ortaklıkları ve içerikleri yansıtmaktadır. İletişimin önemi yönünden baktığımızda gelenekselde isteğe bağlı olarak kurumsal iletişim uygulamaları gerçekleştirilmektedir. 21. yüzyıla baktığımızda temel stratejik bir faktör olarak kurumsal iletişim önemsenmekte ve uygulanmaktadır. Ve son olarak kurumsal mesajların önemi yönünden baktığımızda gelenekselde isteğe bağlı olarak kurumsal marka önemsenmektedir. 21. yüzyılda ise kilit bir stratejik amaç olarak kurumsal marka önemsenmektedir. Evet, şimdi kurumsal iletişimin işlevlerine bakalım bir de. Dört tane işlevi var diyebiliriz kısaca. Bunlar kurum içi ve kurum dışı faaliyetleri desteklemek ki buna düzenleme işlevi diyoruz. Kurum ve ürün yönetimine kimlik oluşturmak. Buna da ikna etme işlevi diyoruz. Kurum içi ve kurum dışı hedef kitleye bilgi vermek, buna bilgi verme işlevi diyoruz. İyi bir kurum vatandaşı olarak bireyleri sosyalleştirmek, buna da bütünleştirme işlevi diyoruz.
Geçiyoruz kurum içi iletişimin amaçlarına. Kurumun öncelikle çalışma düzeni, uzun ve kısa dönemli hedefleri, ücret ve prim sistemi, ödül ceza sistemi, yükselme olanakları, sosyal haklar gibi konulara ilişkin bilgilendirmeler yapılması kurumun çalışanlar tarafından tanınmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda kurumsal politika ve kararların çalışanlara duyurulması ve anlatılması, kurumda dedikodu ve söylentilerin önünü kesmekle birlikte kurum çalışan bütünleşmesini de kolaylaştırmaktadır. Bir diğeri, kurumun yıllık bütçe gelirlerini, faaliyetlerini, projelerini çalışanlarına, sendikalara, müşterilere ve ilişkide bulunduğu çevrelere duyurması, kurumun tanınmasını ve kuruma güven duyulmasını sağlamaktadır. Bir diğeri, kurumun faaliyet alanına ilişkin her türlü mevzuatın kurum üyelerine duyurulması da bu konuda olası hataların önlenmesini sağlamaktadır. Bir diğeri, kurumsal iletişim, kurumsal tutanakların yönlendirilmesinde ve çalışanların kurumsal amaçlar doğrultusunda güdülenmelerinde en önemli araçtır. Bir diğeri, kurumun hissedarlara ve sermaye piyasasına yönelik olarak piyasa hareketlerine ilişkin bilgileri sürekli bir şekilde duyurması hissedarlara ve hissedar olmak isteyenlere yol göstermektedir. Kurumların birleşmesi veya başka bir kurumun bünyesine dahil olarak büyümelerinde ortaya çıkabilecek endişe, kıskançlık, rekabet gibi sorunların giderilmesinde kurumsal iletişimden destek sağlanabilir. Bir diğeri, kurumsal iletişim ile kurumun dış bağlantıları, ihracatı, yurt dışı büroları ve başarıları hedef kitlelere duyurulur. Günümüzde kurumların ayak uydurmak zorunda kaldıkları ve kullanmak durumunda oldukları yeni iletişim teknolojileri hakkında sendika ve çalışanlarına tanıtım bilgilendirme toplantıları yapıldığında çalışanların işe yönelik güvensizlikleri de giderilmiş olur. Kurumların iş güvenliğine yönelik bilgileri devamlı tekrar etmesi, çalışanların tedbirli olmasını ve yeni başlayanların da bilgilenmesini sağlar. Kuruma dair bilgi düzeyinin yükseltilmesi için kurumun çeşitli bölüm, birim ve yöneticilerin kurum üyelerine tanıtılması da kurumsal iletişimin bir amacı olmalıdır. Geçiyoruz kurum kültürü ve kurumsal iletişime. Kurumsal iletişimle ilintili bir kavram olan kurum kültürü ile ilgili birçok tanımlama bulunmaktadır arkadaşlar. Bunlardan ikisini paylaşacağım sizle. Kurum kültürü, çalışanların tutum, inanç, varsayım ve beklentileri ile kişilerin davranışlarını ve kişiler arası ilişkilerini belirleyen faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü gösteren normlar denetimidir. Diğer bir ifadeyle, kurum kültürü, kurum üyeleri tarafından paylaşılan değerler bütünü, ortak bir anlayış ve bir kurumda işlerin nasıl yapıldığını etkileyen inançlar bütünü olarak tanımlanabilir. Kurum kültürünü oluşturan arkadaşlar bazı unsurlar vardır. Bu unsurlarda şöyle kısaca hepsini tek tek açıklayacağım. Öncelikle varsayımlar. Kurumu oluşturan kişi ve gruplarca paylaşılan kurumdaki insan unsuru, kurumsal ve çevresel sorunlar, insan ilişkileri ve eğilimi ile bütün bunlara ilişkin gerçek ve doğrunun doğasıyla ilgili temel yorumları içeren varsayımlardır. İkincisi kurumsal normlar. Normlar kurum içinde çalışanların davranışlarını kurum içiyle ve kurumun dış çevresiyle nasıl iletişim ve etkileşimde bulunacaklarını öngören standartları oluşturur. Kurumdaki bireylerin eylemlerine yön veren kurumsal normlar, sosyal sistemi oluşturan öğelerdir. Bir diğeri inanç ve değerler. Sorgulama düzleminin dışına çıkarılmış,
kişilerin varoluşa veya varoluş biçimine ilişkin ön kabuller inançları ifade ederken değerler genelleşmiş ahlak ilkeleri, fonksiyonellik kazanmış inançlar ve belli bir standarda ulaşmış davranış kalıplarını ifade etmektedir. Geçiyoruz adetlere ya da ritüeller de diyebiliriz. Kurum içerisinde kültürel değerleri güçlendiren, alışılmış ve tekrarlanan eylemler bütününü ifade eden adetler, kurum üyelerinin algı ve davranışlarını kurumsal kültürle uyumlu hale getirmek için düzenlenmiş eylemlerdir. Semboller ve törenlere geçtiğimizde, kurumsal simgeler, logolar, flamalar, desenler, sloganlar, şarkılar, ünvanlar, giysiler gibi birçok faktör kurum içindeki fikirlerin, değerlerin ve duygusal anlatımların iletilmesini mümkün kılan ve göründüklerinden fazla anlam yükü olan kurumun işareti olarak kullanılan objelerdir. Törenler ise kurum tarihi bakımından anlam ve önem taşıyan bir olaya kurumun verdiği önemi gösterme aracı olmakla birlikte bir grubun amaçlarını gerçekleştirmesini kolaylaştıran simgesel eylemlerdir. Geçiyoruz hikayeler ve efsanelere ya da mitler de diyebiliriz. Kurum kültürü açısından önemli bir kültür taşıyıcısı konumunda olan hikaye ve mitler, kurumun geçmişine ait olayların abartılarak anlatılmasıyla ortaya çıkarlar ve kurumsal değer ve inançları yerleştirmek amacıyla kurumun tarihinden alınan yaşanmış olayların sözlü ifadeleridir. Kahramanlara geldiğimizde, kurumsal değerleri kendi kişilik özelliklerinde somutlaştırabilen kahramanlar, karar ve davranışları ile kuruma faydalı hizmetlerde bulunan, bu hizmetlerinden dolayı saygı ve itibar kazanan kişilerdir. Dil unsuruna geldiğimizde, öğrenilebilir ve organize edilmiş semboller sistemi olan dil, kurum açısından da önemli bir kavramdır. Kurumun ortak dili kullanması, kurumsal kültürün önemli öğelerinden birini oluşturmaktadır. Artifaklara geldiğimizde, bir kurumun kültürünü diğerlerinden ayıran somut öğeleri ifade eden artifaklar, kurumda gözlemlenebilir davranış şekilleri ve kurallardır. Somut kurumsal unsurlar olan artifaklar, insanların işitebileceği, görebileceği ve hissedebileceği tüm görünürlükleri ifade eder. Liderlere geldiğimizde, kurum liderinin davranışının kurumsal bir davranışa, liderin düşüncesinin kurumsal bir ilkeye, liderin inancının kurumsal bir amaca, liderin umutlarının kurumsal bir vizyona dönüşmesi daha kolay olmaktadır. Ve son olarak kurumun tarihi unsuruna geldiğimizde, tarihsel bir süreç içinde oluşan ve yine tarihsel bir süreç içinde değişkenliğe uğrayan kurum kültürü, kurum tarihinden bağımsız oluşmaz ve bir kurumun tarihsel birikimi geleceğine de ışık tutar. Evet, kurumun amaçlarının gerçekleşmesinde ve çalışanların birbirine ve kuruma bağlanmasında etkin rol oynayan kurum kültürü, kurumun amaç, plan ve politikalarının oluşturulmasında önemli bir araçtır. Şimdi kurum kültürünün özelliklerine bakalım bir de. Öncelikle kurum kültürünün kuruma özgü bir yapısı vardır ve kurumlara göre farklılık arz eder. Her kurumun kendine has misyonu, vizyonu, örgütsel yapısı, iletişim sistemi, hikayeleri ve öyküleri vardır. Bir diğer özelliği, kurumsal iletişim ile birlikte kurumun biçimsel yapısının oluşturulması ve benimsetilmesinde önemli rol oynar. Bir diğeri, kurum kültürü yazılı bir metin şeklinde açıkça ifade edilmez. Kurum çalışanlarının düşünce yapıları da ve belleklerinde inanç ve değerler olarak yer alır.
Bir diğeri kurum kültürü, grup davranışlarının yönlendirilmesinde etkili olan kurumsal işleyişin bir parçası olarak tekrarlanarak yerleştirilen davranışsal kalıplar şeklindedir. Ve son özelliğimiz de kurum kültürü grup üyeleri arasında yaygın olarak kabul görür ve paylaşılabilir özelliğe sahiptir. Kurum kültürünün kurumlara sağladığı birçok faydadan söz edilebilir. Kurumların iç çevreleriyle bütünleşmeleri, dış çevrelerine adaptasyon sağlayabilmeleri, çalışanların motivasyonlarının artırılması, belirsizliklerin olduğu yerde çözümler sunabilmesi, kurumsal davranışlarda tutarlılık sağlanması ve kurumları diğer kurumlardan farklı kılma gibi faydaları vardır. Özellikle güçlü kurum kültürlerinin çalışanlara sunduğu kurumsal bağlılık ve yaşanan olaylar karşısında yapılması gerekenlere dair yarattığı bilinç, özellikle kriz anlarında kurumlar için çok faydalı olmaktadır. Kurum kültüründen hareketle kurumların iletişime yaklaşımı, hedef kitleyi bilgilendirme ve hedef kitleden bilgi alma bağlamında dört grupta ele alınabilir. Bunlardan ilki bürokratik iletişim biçimidir. Bürokratik iletişim biçimini uygulayan kurumlar katı bir hiyerarşik yapıya sahiptirler. Sistem kapalıdır. Hedef kitlelerin bilgilendirilmesi ya da örgütsel bilgilerin aktarılması söz konusu değildir. Tutucu ve hantal örgüt yapısına sahiptirler. Yeniliklere, değişim ve dönüşüme karşı çıkarlar. Manipülatif iletişim biçimine geçtiğimizde, bu tür iletişimin en önemli özelliği hem bilgilenme hem de bilgilendirmeye hazır olmaya kadar geniş bir kapsamının olmasıdır. Bu iletişim biçiminin amacı kurum, mesaj, kanal, alıcı, geri bildirim şeklinde sağlıklı işleyen bir iletişim süreci değil, önemli ölçüde manipülasyon, yani diğer bir deyişle müdahale edilebilirliktir. Bu tür iletişimde mesajlar doğruluk, açıklık, nesnellik ve gerçeklikten uzak, abartıya yer verilerek hazırlanır. Demokratik iletişim biçimine geçtiğimizde ise bu iletişim biçiminde mesajın açıklığı, anlaşılırlığı, anlamlılığı, doğruluğu, nesnelliği ve gerçekliği önemlidir. Objektif ve yansızdır. Demokratik ve katılımcı yönetim anlayışlarının geliştiği kurumlarda uygulanır. Kurumların çağın gereklerine ayak uydurmaları için uygulamaları gereken iletişim şeklidir. Örgütten hedef kitleye yönelik geliştirilen mesajlar aktarılırken hedef kitlenin istek, dilek ve şikayetleri sürece katılır. Son olarak orantısız iletişim biçimine baktığımızda söz konusu iletişim şekli kurumlarda bilgi alma ya da bilgi verme bileşenlerinden bir tarafın ağır basması halinde ortaya çıkmaktadır. Orantısız iletişim biçiminin etkin olduğu kurumlarda çoğunlukla tanıtım ve kamuoyunu bilgilendirme yapılmaktadır. Kurumun hedef kitlelerinden gelen bilgiler ve beklentiler göz ardı edilmektedir. Evet, şimdi geçiyoruz örgütsel etkililik ve kurumsal iletişim ilişkisine. Öncelikle örgütsel etkililik ile ilgili literatürde birbirinden farklı yaklaşımlar bulunmakta. Öncelikli olarak tanımlamalara bakılırsa, araştırmacılar örgütsel etkililiği, örgütün çeşitli grupların taleplerini ne ölçüde iyi karşıladığının dışsal bir standardı olarak ele almışlar ve örgütün yaptığı işin yararlılığını ve bu işin yapılması sırasında kaynakların ne ölçüde iyi değerlendirildiğini de örgütsel etkinlik kavramına dahil etmişlerdir. Diğer bir ifadeyle etkinlik, örgütsel amaçların gerçekleşmesinin bir sonucu ve örgütün amaçlarına ulaşıp ulaşamadığının bir göstergesidir.
Örgütsel etkinlik, örgütün kaynaklarının rasyonel bir şekilde dağılımını yaparak maksimum yarar getirecek düzeyde örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanılmasıdır. Kurumsal iletişim, örgütsel etkinliğinin oluşmasında rol oynayan önemli bir yönetim aracıdır dedikten sonra, genel olarak etkinlik ölçütleri dört ana başlık altında özetlenmiştir. Bunlara kısaca değinelim. Amacın gerçekleşmesi, yani kurumun belirlenen amaçlara ulaşması. Kaynak elde etme, yani kurumun gerekli üretim girdilerinin genişletilmesi. İç süreçler, yani kurumun sağlıklı örgüt sistemlerini kurması ve devam ettirmesi. Ve stratejik oluşumların doyumu, yani kurumun tüm önemli ve kilit hissedarlarının veya katılımcıların doyumunun sağlanması. Örgütsel etkinlikle ilgili yaklaşımlar iki grupta incelenebilir arkadaşlar. Bunlar durumsal ve dengeli olarak ikiye ayrılıyor dedik. Durumsal etkinlik yaklaşımları kapsamında amaç, süreç ve kaynak temelli yaklaşımlar yer almaktadır. Amaç yaklaşımı, bir örgütün çıktılarıyla ilgili amaçlarını belirlemeyi ve bu amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmeyi içerirken, süreç yaklaşımı ise örgüt içi faaliyetlerle ilgilenmekte, örgüt sağlığı ve verimliliğini etkileyen değerlemesinde verimli etkinlik değerlemesinde gösterge olarak kabul etmektedir. Kaynak temelli yaklaşımda örgütsel etkinlik mutlak ya da göreli koşullarda kıt ve değerli kaynakların elde edilmesi, başarılı bir şekilde bütünleştirilmesi ve yönetilmesi yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Dengeli etkinlik yaklaşımları kapsamında ise çıkar grupları ve rekabetçi değerler yaklaşımları yer almakta. Çıkar grupları yaklaşımlarında örgüt içinde ve dışında örgütün performansında bir paya sahip çıkar grupları bulunmaktadır. Amaç ve sistem yaklaşımlarından farklı olarak bu yaklaşım çıkar gruplarının tatminini örgütün etkililiğinin değerlemesinde belirleyici olarak kabul etmektedir. Rekabetçi değerler yaklaşımı ise yöneticiler ve araştırmacılar tarafından kullanılan farklı etkinlik göstergelerinin bir araya gelmesiyle geliştirilmiştir ve bu yaklaşıma göre de örgütsel etkililiği belirleyen değerlerle ilgili göstergeler çok boyutludur. Kurumların arkadaşlar iyi bir iletişim planına sahip olmaları başarılı bir değişimin ve gelişimin anahtarı durumundadır. Kurumların iletişim stratejilerinin kesinlikle iyi yönetilmesi gerekmektedir. Etkili ve sağlıklı işleyen bir iletişim düzeninin kurulması lider yöneticilerin işidir. Kurumun her köşesinde varlığını ve ağırlığını duyuran iletişim düzeni ile örgüt yöneticileri ve çalışanları aynı şeyi düşünür ve aynı şeyi yapar duruma gelir. İletişim, kurumların hedef kitlelerine yönelebildiği, örgüt ile ilgili bilgileri aktardığı ve aldığı önemli araçlardandır. Bu nedenle iletişimin etkinliğini oluşturamayan hiçbir kurum günümüz şartlarındaki acımasız rekabet ortamında varlığını devam ettiremez. Kurumların etkinliği ve verimliliği açısından bakıldığında başarılı yürütülmüş bir kurumsal iletişimin müşteri memnuniyeti düzeyini artırdığını, kurum ile hedef kitle arasında sağlıklı bir ilişki kurulmasını sağladığı ifade edilebilir. Etkili iletişim arkadaşlar, motive edici araçlardan biridir. İletişim etkililiğinin kuruma çeşitli faydaları vardır. Bu faydalar şu şekilde özetlenebilir. Öncelikle çalışanlar için iş tatminini sağlar ve örgütsel bağlılığı artırır. Kurumsal iklim ve kültür yaratılmasında etkili olur. Çalışanlar arasında ortak duyguların oluşturulmasına katkı sağlar. Çatışma çözümlenmesinde etkili rol oynar. Örgütsel sorunların çözümünde yardımcı olur. İş akışını yönlendirir. Bölümler arası koordinasyonu sağlar.
Personel devir hızını düşürür. Rapor alma alışkanlıklarını en az düzeye çekerek devamsızlık oranını düşürür. Kuruma rekabet olanağı sağlar. Değişen koşullara uyum sağlamayı kolaylaştırır. Ve kurum kimliği ve kurum kültürünün oluşmasında ve benimsetilmesinde önemli bir yeri vardır. Şimdi iletişim iklimi konusuna geçelim. İletişim iklimi, kurumu meydana getiren bir çeşit iletişim atmosferi olarak değerlendirilebilir. Bir diğer deyişle, iletişim iklimi biçimsel ve biçimsel olmayan ağlar aracılığıyla insanlar arasında bilgi alışverişini sağlayan örgütün içsel çevresi olarak tanımlanmaktadır. Bu konudaki bir araştırmacı olan Gibb, iki tür iletişim ikliminden söz etmektedir. Bunlar destekleyici ve savunmacı iletişim iklimidir. Bu iletişim iklimi tipleri ise belirli iletişim davranışlarından oluşmaktadır. Destekleyici iletişim iklimi tanımlayıcı, problem odaklı, kendiliğinden lik de diyebiliriz, empatik, eşitlik ve esneklik davranışlarından oluşmakta. Savunmacı iletişim iklimi ise değerlendirme, kontrol, strateji, tarafsızlık, üstünlük ve kesinlik davranışlarını içermektedir. Destekleyici iletişim iklimi, mesajın etkili ve verimli bir biçimde aktarımını kolaylaştırıcı bir özelliğe sahipken, savunmacı iletişim iklimi, mesajın başarılı bir biçimde iletilmesini engellemektedir. İletişim iklimi, kurumda kurulan ilişki ve iletişim kalitesi ile katılım ve etki derecesine ilişkin çalışanların sahip oldukları algılardan oluşmakta. Bu bağlamda iletişim iklimi 5 faktörden oluşmaktadır arkadaşlar. Bunlardan ilki destekleyicilik. Asklar yöneticileriyle olan iletişim ilişkilerinin onların bireysel değer ve duygularını yapılandırmalarına ve sürdürmelerine yardımcı olduğunu düşünmektedirler. Katılımcı karar alma, yöneticilerin karar alma anlayışları karmaşık yapı içerisinde çalışanların yukarıya doğru serbestçe iletişim kurmalarını sağlayan bir iklimin oluşturulmasını biçimlendirir. Güven ve inanılırlık, mesaj kaynaklarının inanılır biçimde değerlendirilme düzeyidir. Açık kalplilik ve içtenlik, ister üst ast ister eşit düzeyde çalışan ilişkisi olsun, mesajı iletirken ve dinlerken açık kalplilik ve içtenlik vardır. Yüksek performans hedefleri, performans hedeflerinin kurumda açıkça ifade edilme düzeyidir. Ve son olarak şunu da eklemek istiyorum. Kurumda iletişim iklimi çalışanların duygu, düşünce ve uygulamalarını etkiler ve ortak duyguların oluşumuna katkı sağlar. Kurumsal davranışı da yönlendirir arkadaşlar. Şimdi kurumsal iletişim ile ilgili yaklaşımlara bakacağız. Kurumsal iletişim, büyük değişimlerin olduğu ve rekabetin her geçen gün arttığı iş dünyasında kurumların rekabet üstünlüğü sağlamalarında etkili bir yoldur. Stratejik olarak yürütülmesi gerekmektedir. Kurumsal iletişim faaliyetleri, kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmalarında en önemli rollerden birini üstlenmektedir. Kurumsal iletişimin hayati noktada olduğu günümüzde değişen bazı iş yaklaşımlarına stratejik bir pencereden bakmak faydalı olacaktır. Şimdi 5 tane yaklaşımımız var. Bunları sırasıyla açıklayacağım. Öncelikle paydaş yaklaşımı. Paydaş yaklaşımı olarak bilinen bu teorinin ilk savunucularından biri Stratejik Yönetim ve Paydaş Yaklaşımı adlı kitabının yazarı Freeman'dır. Freeman, her işletmenin yaptığı faaliyetlerden etkilenen ve aynı zamanda işletmeyi etkileyebilen bir paydaş grubu olduğu görüşünü savunmaktadır. Bir işletmenin birincil ve en önemli paydaşları
işletmenin geleceği ile doğrudan bağlantılıdır. Bunlar hissedarlar, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve işletmenin faaliyet gösterdiği yerdeki halk ve kamu kuruluşlarıdır. İkincil paydaşlar ise işletmenin faaliyetlerinden doğrudan etkilenmeyen kesimdir. Bunlar işletmenin faaliyetleri ile doğrudan bir bağlantısı olmamasına rağmen işletmenin itibarına zarar verebilir ve etkinliklerine karşı çıkarak kamuoyunu etkileyip yönlendirebilirler. Bu paydaşlarsa medya ve baskı gruplarıdır. Konu yaklaşımı örgüt tarafından belirlenen konuların yönetilmesidir. Konu yönetimi konuları belirleme, analiz etme, önceliklere göre sıralama yapma, strateji programı seçme, uygulamaya koyma ve etkinliği ölçme sürecidir. Bir başka tanıma göre konu yönetimi, örgüt üzerinde etkiye sahip olabilecek ekonomik, finansal, teknolojik, sosyal ve siyasal konuları tespit etmeyi amaçlayan ve bu konuları stratejik olarak etkilemek için işletme kaynaklarını koordine eden bir süreçtir. Kısacası, konu yaklaşımı çevresel değişiklikler karşısında kurumsal tepkiler oluşturmaktır. Konu yönetimi bu anlamda stratejik ve proaktif bir yaklaşımdır. Konu yönetimi pazarları korumayı, tehditleri görmeyi, fırsatları değerlendirmeyi, hem kurumun hem de müşteriler, çalışanlar, kamuoyu ve hissedarlar gibi birincil sosyal paydaşların faydasına kurumun itibarını yönetmeyi içeren bir yönetim yaklaşımıdır. Bu açıdan kurumsal iletişim yönetimi ile yakından ilgilidir. Konular farklı açılardan ele alınarak doğrudan öğrenilen ve dolaylı öğrenilen konular şeklinde iki grupta incelenebilir. Doğrudan öğrenilen konular kişilerin birebir yaşadıkları ve deneyimleyerek öğrendikleri konulardır. Mesela müşterinin firmadan aldığı bir ürün ile ilgili yaşadığı bir olumsuzluk doğrudan öğrenilen bir konudur. Dolaylı olarak öğrenilen konular ise bireylerin birebir yaşamadıkları, öğrenmek için kitle iletişim araçlarına ihtiyaç duyduğu konulardır. Kişilerin birincil kaynakları medyadır. Bu anlamda konu yaklaşımı gündem yönetimi konusu ile ilişkilidir. Konular göze çarpan, sansasyonel ve hükümet ile ilgili konular şeklinde 3 kategoride açıklanabilir. Göze çarpan konular, çok sayıda kişinin dikkatini çeken somut ve gerçek konular olup, öğrenilmesi sürecinde medya ve politika etkisine açık değillerdir. Sansasyonel konular, somut ve doğrudan öğrenilebilir olmasına karşın kişilerin üzerinde çok az gözlenebilir etkiye sahip niteliktedir. Bu konuların oluşturulmasında medya dikkat çekici bir role sahiptir. Ayrıca kamu gündeminin yaratılmasında en etkili konu tipidir diyebiliriz. Bu durum gerçek yaşam göstergelerinin medya üzerindeki etkisinden kaynaklanmaktadır. Hükümetle ilgili konularsa siyasal alandaki seçilmiş bürokrat ve kurumlardan kaynaklanan medya gündemi üzerinde ikincil etkiye sahip konulardır. Kurumu etkileyen konular türüne, etki ve tepki kaynağına, coğrafi konumuna ve kontrol alanına göre sınıflandırılabilir. Türüne göre konular sosyal, ekonomik ve politik kaynaklı olabilir. Etki ve tepkiye göre konularsa işletme sistemi, endüstri odaklı, işletmeye bağlı şubelerden, bölümler arası problemlerden kaynaklanabilir. Coğrafi konuma göre işletmeyi etkileyecek yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde konular vardır. Kontrol alanına göre kontrol edilemez, yarı kontrol edilebilir, kontrol edilebilir şeklinde gruplandırılabilir. Konu yaklaşımı planlama ve karar vermede yardımcı olabileceği gibi örgütsel problemlerin çözümünde çeşitli yaklaşımlar sunar. Ayrıca örgütün içinde bulunduğu olağanüstü durumlarda alternatif politika ve önlemleri değerlendirme sürecine katkı sağlar. Sosyal sorumluluk yaklaşımına geçtiğimizde,
Sosyal sorumluluk bir kurumun ekonomik ve yasal koşullara, iş ahlakına, kurum içi ve çevresindeki ilgili kişi ve kurumların beklentilerine uygun bir çalışma stratejisi ve politikası izlemesi ve paydaşlarını mutlu ve memnun etmesidir. Kurumun ekonomik koşullara uygun bir politika geliştirmesi ve izlemesi, o ülkenin kendisine kullanması için emanet ettiği kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanması, toplumun gereksinimlerine uygun nicelik ve nitelikte üretimde bulunma zorunluluğunu ifade eder. Yasal koşullara uygunluk, kurumun faaliyet gösterdiği toplumun yasalarına, yönetmeliklerine, kararnamelerine, örf ve adetlerine ve diğer düzenleyici hükümlerine aykırı hareket etmemesidir. İş ahlakına gelince, fiyatları makul düzeyde tutma, fırsatçılıktan kaçınma, haksız rekabetten ve doğru yansıtmayan reklamlardan kaçınma, alacaklılara karşı dürüst davranma ve benzeri konuları kapsamaktadır. Toplumun standartlarını artırmak ve geliştirmek için şirketlerin gönüllü olarak yaptıkları uygulamalardır. Bu uygulamalar iki yönlü kazanç alanı yaratmaktadır. Toplumun talep ettiği alanlarda çalışmalar yaparak toplumsal doyumun sağlanması, diğer yönüyle saygınlık, güven ve bağlılık hissi yaratarak kurumsal itibarın inşa edilmesidir. Sosyal sorumluluk çalışmalarının firmalara birçok faydası vardır. Söz konusu faydalar, satışları ve pazar payını artırma, çalışanların motivasyonlarını yükseltme, nitelikli çalışanı kuruma çekme, iletişim maliyetlerini azaltma, kriz dönemlerini rahat atlatma, paydaşların ilgisini çekme, saygınlık ve itibar oluşturma, sürdürülebilir kalkınmanın destekleyicisi olma şeklinde sıralanabilir. Kurumsal sosyal yanıt verebilirlik yaklaşımına baktığımızda ise 1980'li yılların başlarında işletmenin sosyal açıdan nasıl sorumlu olması gerektiği fikrinden iş ile ilgili konulara nasıl yanıt vermesi gerektiği fikrine doğru bir geçiş olmuştur. Bu görüş yönetim için sosyal yanıt verebilirlik yaklaşımını temsil etmektedir. Mesela buna bir örnek verebiliriz. William Clay Ford, Ford'un yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü. Şöyle diyor. Muhteşem bir firma ile iyi bir firma arasında bir fark bulunmaktadır. Bu fark nedir? İyi bir firma çok iyi bir ürün ve hizmetler üretir. Muhteşem bir firma ise çok iyi bir ürün ve hizmetler üretmenin yanı sıra dünyayı iyi bir yer yapmaya çalışır. Son olarak itibar yaklaşımına geçiyoruz. İtibar, değer tabanlı bir yapıya sahiptir arkadaşlar. Bireylerin kurum özelliklerine ilişkin sahip oldukları değer yargılarından oluşan, kurumun yıllar boyunca sürdürdüğü etkin ve etkili iletişim ile gerçekleşen devamlılık gösteren performansıdır. Kurumsal itibar, bir örgütün elle tutulmayan değerlerinin taşıyıcısı, beğenilen ve takdir edilen bir kurum olmanın karşılığı, kurumun yarattığı güvenin toplam pazar değeri içindeki katkı payıdır. Kurumsal itibar, bir kişinin kurum hakkındaki imajını çağrıştıran gerçeklik, dürüstlük, sorumluluk ve bütünlük gibi atfedilen değerlerdir. İtibar zedelendiği zaman tüm risk oluşturan faktörler harekete geçer. Araştırmalar özellikle kriz dönemlerinde itibarlı şirketlerin krizi daha az zararlı atlattığını göstermektedir. Kurumların ürün ve hizmet kalitesi, yönetim kalitesi, yaratıcılık ve gelişim, vizyon ve liderlik, sosyal sorumluluk duyarlılığı ve kurumsal kaynakların kullanımı itibar oluşturan kriterlerdir. Burada şekilde gördüğümüzde RepMap-TM'in kurumsal itibar kriterlerini göstermekte. Buna da göz atabilirsiniz arkadaşlar bir fikir oluşturması açısından.
Şimdi kurumsal kimliğin bir unsuru olarak kurumsal iletişim konusuna geldiğimizde kurumsal iletişim, kurum içerisinde çalışan kişi ve grupların kurumun ortak amaçları doğrultusunda gerçekleştirdikleri mesaj alışverişi olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda kurumsal iletişim, iletişim uygulamasına çevrilmiş kurum kimliğini oluşturmakta ve tüm pazar alanlarında kurumsal davranışı etkilemektedir. Bu bağlamda kurumsal iletişim, kurum kimliğinin yaratılmasında ve bu kimliğin sürdürülmesinde önemli faaliyet alanlarından birisini oluşturmaktadır. Kurumun diğer kurumlardan farkını ortaya koyan, ayrıştıran görsel göstergelerin tasarlanması, hedef kitlelerce paylaşılması, kurum çalışanlarına benimsetilmesi, kurumsal iletişimin sorumlulukları dahilindedir. Kurumun iç ve dış hedef kitlesine yansıtılması planlanan kurumsal kimlik, kurumun kendini anlatış biçimi olarak da tanımlanabilir. İç ve dış hedef kitle ile oluşturulması ve sürdürülmesi gereken ilişkiler, kurumsal iletişimin stratejik olarak yönetilmesi ile mümkün olabilmektedir. Kurumsal kimlik yapıları da kurumsal iletişim stratejilerini etkilemektedir. Bir kurum rekabetçi bir kimlik yaklaşımını benimsediğinde daha saldırgan bir iletişim stratejisini belirleyebilir. Bu noktada gerilla pazarlama tekniklerinden rekabetçi ve kıyaslamaya dayalı reklam yöntemlerinden yararlanarak satış promosyon tekniklerine ağırlık verebilir. Kurum kimliği kavramı ve unsurlarına baktığımızda kurum kimliği kuruluşun stratejik olarak planlanmış ve uygulamaya koyulmuş kendini istenilen imaj temelinde tanıtma biçimidir. Bir başka deyişle kurumun kendini ifade etme tarzıdır. Kurum kimliği, kurumun logoları, kullandığı renkleri ve amblemi gibi görsel tanıtımını ve iletişim kurma tarzı gibi sözel tanıtımını, pazar konumlandırmasını ve kurumsal ticari birim ve ürün düzeylerinde rekabetçi farklılaştırmayı içermektedir. Kurumsal kimlik, gerçek, istenilen, açıklanan, ideal ve tasarlanan kimlik olmak üzere 5 farklı yapıda ele alınmaktadır. Gerçek kimlik, iç hedef kitlenin kurum hakkında mevcut bilgileridir. Örgüt yapısı, paylaşılan değerler, genel performansı gibi özelliklerini içerir. İstenilen kimlik ise kurum yöneticilerinin olmasını istediği vizyonlarıdır. Açıklanan kimlik, kontrolü yapılabilen kurumsal iletişim ve alt bileşenlerini ifade eder. İdeal kimlik, kurumun bulunduğu pazarda kendine yer bulması yani pazar konumlandırmasıdır. Tasarlanan kimlik, imaj, itibar ve izlenim yönetimi ile algı yönetimi gerektiren kavramları içerir. Kurumsal kimliğin diğer bir gruplaması da 3 yapıda incelenmiştir arkadaşlar. Bunlar da monolitik yani tekelci kimlik, desteklenmiş kimlik ve marka kimliği. Kısaca bunları da açıklayayım. Monolitik yani tekelci kimlik, kurumun her yerde tek bir isim ve logo kullanmasını ifade eden monolitik kimliğe birçok örnek vermek mümkündür. IBM, Hilton gibi kurumlar tekelci kimliğe sahip kurumlara örnektir arkadaşlar. Desteklenmiş kimliğe bakacak olursak, kurumun sahip olduğu tüm faaliyet alanlarını kendi ismi ve kurum sembolü ile desteklemesi olarak ifade edilen desteklenmiş kimliğe General Motors, Apple Computers, Sabancı Holding gibi örnekler verilebilir. Marka kimliğine baktığımızda ise ana kurumların geri planda olduğu marka kimliği kurumun birbirleriyle ya da kurumun kendisiyle doğrudan isim ve sembol açısından ilgisi olmayan bir dizi markaya sahip olmasıdır.
Mesela Koç Holding'e bağlı Beko markası buna örnek olarak verilebilir. Kurumsal kimliği oluşturan birçok unsur bulunmakta arkadaşlar. Bu unsurlarda şimdi tek tek açıklayacağım. Kurumsal tasarım ya da kurumsal görsel kimlik. Kurumsal paydaşların kurumu diğerlerinden farklı tanımasını sağlayan unsurların toplamı olarak tanımlanan kurumsal tasarım. Kurum ismi, semboller, temel harf karakterleri, renkler, amblemler ve sloganlar gibi bir kurumun görsel iletişim sistemini oluşturan temel elemanlardan oluşmaktadır. Bir kurumun ya da ürünün benzerlerinden ayırt edilmesini sağlayan tüm görsel unsurlarının tasarımı olan kurumsal tasarım, kurumun veya markanın etkili bir biçimde algılanarak hafızalara yerleşmesine, firmanın ürünlerinin tanınmasına, hedeflenen çevrelerde saygınlık kazanmasına, firmanın kurum kimliğini ve kültürünü açığa çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Kurumu sektördeki diğer kurumlardan farklı kılan ve rekabet noktasında kuruma avantaj sağlayan kurumsal tasarım, kurumun isminin hedef kitlelerce tanınmasını ve belleklerde yer almasını sağlamaktadır arkadaşlar. Kurumsal davranış unsuruna geçtiğimizde, kurumlarda insan davranışlarının algılanması, anlaşılması ve kontrolü olarak tanımlanmaktadır. Kurum kimliğinin önemli unsurlarından biri olan kurumsal davranış, çalışanların müşterilere karşı davranışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ve kuruluşla bütünleşmelerini sağlama çabaları olarak da ifade edilmektedir. Kurumsal yapı unsuru ise kurumda görev, yetki ve sorumlulukların dağılımı ve işleyişini göstermektedir. Son olarak kurum felsefesi de kuruluşun gelişmesi ve ortaya çıkışı için kuruluş yönetimi tarafından istenen ve çabalanan hedef düşüncelerini ve kurum temellerini kapsayan kurum felsefesinin kurumsal misyon ve vizyon olmak üzere iki temel bir bileşeni bulunmaktadır. Kurumsal stratejik yönetimi belirleyerek kurumsal kimlik oluşmasına katkıda bulunan misyon, kurumu diğerlerinden ayıran bir amaçtır. Kurumsal vizyon ise kurumun amacını ve hedeflerini kendi çalışanlarına ve tüm çevresine açıkladığı somut, ulaşılabilir, uygulanabilir, açık ve anlaşılabilir düşünceleri kapsamaktadır. Kurumsal kimlik çalışmalarını yansıtan bazı araçlar var. Bunlardan bazılarına örnek olarak şunları verebiliriz. Ulaşım araçlarında kullanılacak logo şeklindeki boyama işleri, kırtasiye malzemelerinde başlıklı kağıtlar ki mektup, kağıt ve zarfları, fatura, makbuz, sipariş formu, ziyaretçi kartı gibi örnekler verebiliriz. Fabrika, büro, mağaza, depo, garaj gibi yan binalarda isim görüntüleme, sergi standları, gezici sergiler, satış literatürü, kataloglar, fiyat listeleri, broşürler, promosyon ürünleri, etiketler, paketler ve değişik tabaklar, ev dergileri, kullanma ve el kitapçıkları, broşürler, kılavuzlar, üniformalar, bluzlar, önlükler, başlıklar, giysilerde yan bandajlar, görsel medyada reklamlar, video teypler, slayt gösterileri, not defterleri, takvimler, anahtarlı kalem gibi malzemeler, yıllık rapor, hesap, hisse prospektüsleri ve hissedarlara gönderilen her türlü iletişim aracı, menüler, servis kutuları, paketleme kutu ve ambalajları, masa örtüsü, paspas ve her türlü görünür örtüler, kül tabloları, kol düğmeleri, kravatlar, otel, restoran gibi özel yerlerde kapı kolları, yan aydınlatmalar gibi örnekler çoğaltılabilir. Son olarak kurum kimliği ile bağlantılı olarak kurumsal iletişim yaklaşımına baktığımızda, kurumsal iletişim kurumun uzun vadeli iç ve dış iletişim planlarını kapsar. İletişim planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından sorumludur.
Kurumsal kimliğin dizayn yönü kurumsal iletişim içerisinde yer alır. Kurumsal kimlik, kurumsal reklam, kurumsal sosyal sorumluluk, itibar, marka yönetimi, medya ilişkileri, yatırımcı ilişkileri, hükümet ilişkileri, çalışan ilişkileri, halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, kurumsal savunuculuk, mali iletişim, yönetim iletişimi, paydaş analizi, kriz iletişimi ve kurumsal hayırseverlik ve kurumsal strateji kavramları ile ilintili bir kavramdır. Kurumsal iletişim, kurumların hedef kitlelerine kendilerini ifade ettikleri bir alan olarak kurum kültürü ve kurum kimliği kavramlarının yansıtılması ve ortaya çıkmasında önemli bir etkiye sahip olmaktadır. Kurum kimliğinin kazanılması için kurumların çalışanları ile sağladığı iç iletişim ve dış müşterileri arasında kurulan iletişimin biçimi, iletişim anlayışı ve iletişimde kullanılan kanallar bu kimliğin kazanılması, şekillendirilmesi ve anlam kazanmasında büyük bir öneme sahiptir. Bu süreç kurumsal iletişim olarak da açıklanabilir. Değişen ve gelişen iş kolları ile beraber kurum ile ilgili bilgileri ileterek kendini tanıtması, dış çevreye verdiği izlenimleri örgütsel amaçları gerçekleştirmeye yönelik yönetmesi ve kurumun diğer etkinlikleri için ortam yaratmasında rol oynayan kurumsal iletişim, kurum kimliğini ve temsil ettiği değerleri çalışanlarına, ortaklarına, hissedarlarına, ilgili paydaşlarına ve kamuoyuna kurumun görülmeyi istediği biçimde sergileyebilme çabalarının bir sonucunu ifade etmektedir. Şimdi kısaca neler öğrendik? Şöyle bir özetleyelim. Kurumsal iletişim, şirketin bağıntılı olduğu gruplarla ilişkilerini düzenlemek amacıyla iç ve dış iletişim yöntemlerini mümkün olduğunca etkin ve verimli bir şekilde uyum içerisinde kullanan yönetimin bir aracıdır. Kurumsal iletişim, reklam ve imaj oluşturma, değişimi gerçekleştirme, kurum kültürünü oluşturma, medya ve yatırımcı ilişkilerini geliştirme, uluslararası iletişimle birlikte genel iletişim politikaları belirleme, kurum içinde iletişim, kurumsal vatandaşlık, etik ve teknoloji konularında gerekenleri yapma, halkla ilişkiler, liderlik ve iletişimi sağlama gibi işlevleri yerine getirmektedir. Kurumsal iletişimle ilintili kavramlardan birisi kurum kültürüdür. Kurum kültürü, çalışanların tutum, inanç, varsayım ve beklentileri ile kişilerin davranışlarını ve kişiler arası ilişkilerini belirleyen faaliyetlerin nasıl yürütüldüğünü gösteren normlar denetimidir. Kurum kültürünü oluşturan unsurlar, varsayımlar, kurumsal normlar, inançlar ve değerler, adetler, semboller ve törenler, hikaye ve efsaneler, kahramanlar, dil artefaktlar, liderler ve kurumun tarihi şeklinde sıralanabilir. Örgütsel etkinlik, örgütün kaynaklarının rasyonel bir şekilde dağılımını yaparak maksimum yarar getirecek düzeyde örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanılmasıdır. Kurum, örgütsel etkililik ile ilgili literatürde birbirinden farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Öncelikli olarak tanımlamalara bakılırsa, araştırmacılar örgütsel etkililiği, örgütün çeşitli grupların taleplerini ne ölçüde iyi karşıladığının dışsal bir standardı olarak ele almışlar ve örgütün yaptığı işin yararlılığını ve bu işin yapılması sırasında kaynakların ne ölçüde iyi değerlendirildiğini de örgütsel etkililik kavramına dahil etmişlerdir. Diğer bir ifadeyle etkinlik, örgütsel amaçların gerçekleşmesinin bir sonucu ve örgütün amaçlarına ulaşıp ulaşamadığının bir göstergesidir. Örgütsel etkinlik, örgütün kaynaklarının rasyonel bir şekilde dağılımını yaparak maksimum yarar getirecek düzeyde örgütsel amaçlar doğrultusunda kullanılmasıdır. Kurumsal iletişim, örgütsel etkinliğin oluşmasında rol oynayan önemli bir yönetim aracıdır. Kurumsal iletişim, örgütsel etkinliğin oluşmasında rol oynayan önemli bir yönetim aracıdır dedik ve daha sonra kurumsal iletişim etkinliğinin kuruma çeşitli faydaları vardır dedik. Bu faydaları da şu şekilde açıkladık. Çalışanlar için iş tatmini sağlar ve örgütsel bağlılığı artırır. Kurumsal iklim ve kültür yaratılmasında etkili olur. Çalışanlar arasında ortak duyguların oluşturulmasına katkı sağlar. Çatışma çözümlenmesinde etkili rol oynar. Örgütsel sorunların çözümünde yardımcı olur. İş akışını yönlendirir.
bölümler arası koordinasyonu sağlar, personel devir hızını düşürür, rapor alma alışkanlıklarını en az düzeye çekerek devamsızlık oranını düşürür, rekabeti kolaylaştırır, değişen koşullara uyum sağlamayı kolaylaştırır. İletişim iklimi kurumsal iletişimin etkinliğini artırır. İletişim iklimi kurumda kurulan ilişki ve iletişim kalitesi ile katılım ve etki derecesine ilişkin çalışanların sahip oldukları algılardan oluşmaktadır. Bu bağlamda iletişim iklimi 5 faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler destekleyicilik, katılımcı karar alma, güven ve inandırıcılık, açık kalplilik ve içtenlik, yüksek performans hedefleri şeklinde sıralanabilir. Kurumsal iletişim kurum kimliğinin yaratılmasında ve bu kimliğin sürdürülmesinde önemli faaliyet alanlarından birisini oluşturmaktadır. Kurumun diğer kurumlardan farkını ortaya koyan, ayrıştıran görsel göstergelerin tasarlanması, hedef kitlelerce paylaşılması, kurum çalışanlarına benimsetilmesi kurumsal iletişimin sorumlulukları dahilindedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu video ile birlikte iletişim dersinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Önümüzdeki dönemki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hold back, he's not pleasant or sweet. It's ignorance or jealousy that makes his heart beat. It's fine, now there's blood.